Yani Başakşehir ile Fenerbahçe arasında bir puan fark var. Aslında Fenerbahçe'yi de işte dışarıda tutmamak gerekiyor ama insanın konu açılınca söyle yani bu süreci Fenerbahçe teknik direktörsüz Fenerbahçe kendini dışarıda geçiriyor. tutuyor Yani aslında evet yani. ha yani İnsanların olacak bir şey iş değil yapmasına gerek gerçekten. kalmıyor. Hani bu sürecin böyle uzaması o Bir de şey. şimdi Başakşehir'in geldiği yerden aldığı ivmelenmeyle Fenerbahçe'nin o ivmeden Bu noktaya düşüşü gelmesi arasında bir puandan biraz daha fazlası kesinlikle var yok. gibi. Hani şey olarak sana Anladım muhalefet anladım. etmek Yok için canım demedim biliyorum. ama hani sonuçta evet 14 puan çok ciddi bir puan farkı. Ama Fenerbahçe ya bir seri yakalarsınız rakibiniz 2 maç kaybeder. Hani böyle bir Tabii. noktada değil Fenerbahçe yani. Hedefleri varmış gibi hareket eden bir yönetim anlayışı yok şu anda yani. Bunu da söylemek gerekiyor. Transfer boyutunu da soralım. Transfer boyutuyla aslında mesela Edin Visca transferinde de vardı Fenerbahçe. Ama son kararı kim verecek? Yani başkan mı verecek? Bence başkan, tabii ki son kararı başkan verecek de teknik direktör onayı olmadan karar vermenin ne kadar ağır sonuçlar getirdiğini Fenerbahçe daha bu sene başında yaşadı. Kolker transferinde. Hal böyleyken de şimdi Visca ile ilgili Trabzonspor'a hayırlı olsun tabii ki. Visca Fener Balkan kökenli, Kosovalı, hani Bosnalı bir oyuncu. Yani Fenerbahçe Visca transferinde ısrarcı olsaydı, şey yapsaydı bitirebilirdi. Ha Visca Fenerbahçe'ye lazım mı, değil mi? Bunların hepsi ayrı bir konu. Ama teknik direktörü olmadığı için Fener ya şimdi Allah yar konusu. Allah yar geldi 4-5 gündür Samandıra'da takılıyor. İdmana çıkmıyor. Kendisi çocuk bireysel çalışma yapılıyor. Niyet Allah yarla ikinci yarı devam etmek Ama mi? Allah yer zannediyorum devam etmek istemiyor. Öyle bir durum İstemiyordu, var değil ikna mi? edildi. Zaten Hatta senin yeni haberin de bu değil sözleşme, evet. mi? Yeni sözleşme yapılacak Allah yarla. İkna edildi, devam edecek. Ya çocuk burada devam etmeyi hiç istemiyordu çünkü şans bulamadı vesaire. Ama bugün baktığımızda 5 gün oldu hala takıma katılamadı. E niye? Belki teknik direktör diyecek ki benim ona ihtiyacım yok, mevcut yabancılar kalsın. Yani böyle birçok konuda kararsızlık, birçok konuda belirsizlik ve hiçbir konuda bir açıklama yok. Böyle garip bir süreç içerisinde, tarihte çok fazla görülmemiş bir süreç içerisinde Fenerbahçe Ve Adana Demirspor maçı ile ikinci maçı yarıya ve çok başlayacak. zor bir maç yani. Yani o maçtan Yine yani çok form tutmuş bir Adana evet. Demirspor var. Ya ben işte herhalde artık burada ne yapılacak, edilecek, Löw ikna edilecek. Yani biz de herhalde bir iki gün içerisinde Löw Fenerbahçe'de haberi yapacağız. Çünkü hani bütün bu şeyleri kesebilecek başka bir şey yok yani. Yani o maçta teknik bak Löw bir gün sonra açıklanacak olsun. Ya bu ama yine böyle bilinmiyor olsun. O maçta Fenerbahçe'nin teknik direktör durumu bugünküyle aynı olsun. Ki ben kalacağını düşünmüyorum. Ama olsun o maçta ya kimsenin sahaya bakacağını çok fazla sanmıyorum. Çünkü son oynan hangi maçtı unuttum. Arada Malatya maçıydı galiba. Yani stada gelenlerin birçoğu sadece protesto yapmaya gelmişti. Bu ben doğru demiyorum. 2-0 yendi evet. Evet. Son lig maçı değil mi? Ben Tekrar bu baktım. doğru O kadar demiyorum. çok maç oluyor ki unutuyorum. Evet En maalesef. son kimle Ama oynamıştı? bu doğru demiyorum ama taraftarların birçoğu maça protesto yapmak için gelmişti ki maç boyunca protesto yaptılar. Adana Demirspor maçında bu mevcut ortam devam ederse, bugünkü ortam o günkü maçta da aynı şekilde ise o maçta da her türlü şeye açık ortam. Fenerbahçe'de çünkü hoca bu sen söyleyince aklıma geldi. Fenerbahçe'de var, Visca transferinde var demiştim. Başka Ama forvet Visca mevkisi. transferinde bir şey dikkatimi çekti. Söyleyebilir miyim? Tabii. Fenerbahçe çok isteseydi alırdı dedin. Ya öyle deyip hani şey yaratmayalım ama Dedin ama. ya şöyle Fenerbahçe o transferde en başından beri işin içinde olsaydı evet bitirebilirdi yani. Hı, anladım. Ama bu şey demek değil. İşte Fenerbahçe almadı, Trabzon aldı. Hani Ama biraz öyle o anlama yok çıkıyor. Trabzonspor'la arkadaşlar ne vurguladılar iki başkan da açıklamasında? Trabzonspor çok istedi. Uzun süre istedi ve aldı. Abdullah Avcı. Abdullah Avcı çok istedi ve aldı. Ben o şekilde bir şey söylemiyorum. Yani Trabzonspor'un transferini herhangi bir şekilde hani Fenerbahçe istemedi diye oldu demiyorum. Ama Fenerbahçe de bu işin içinde çok olsaydı Visca'yı ikna edebilirdi. Bunu söylüyorum. Bu transferi bitirebilirdi. Neyse Fenerbahçe yapacak transfer yani yapmayı planlıyor. Forvet bölgesi için uzun süredir böyle bir bakış var. Şimdi Allah yar geldi o forvet bölgesinde mi konuşulacak? Yani bir hareketlilik olabilir ama yabancı sınırı sıkıntısı var Fenerbahçe'de. Para ve limit sıkıntısı çok fazla yok. Yani Beşiktaş kadar. Ama yabancı sınırı sıkıntısı var. Şu anda dolu. Bu yüzden hatta takımdan muhtemelen sürpriz ayrılıklar olacak. Serdar Dursun'a teklif var mı diye sormuş.
izleyicimiz? Yok, ben duymadım Serdar Dursun'la ilgili bir şey. Ama Max Meyer Fenerbahçe Allah yarın lisansını çıkartırsa çok yüksek ihtimalle yine her konuda yeni teknik direktörün kararı belirleyici olacak deyip Max Meyer'le yolların ayrılması. Dışı. Yani kadro dışı imkanı yok şundan dolayı lisansı çıkarılan bir oyuncuyu devre arasında, şey yapamıyorsunuz ama gönderme yolu işte İstanbul kulüpleri vesaire. İkinci bir yabancı transferi olursa da burada farklı isimler konuşulabilir. Sen o konuyu aç. Taze haber geldi. Hemen onu söyleyeyim. Az önce yabancı sınırının dolu olmasından bahsettim. 14 hani Allah yarla devam edilmesinden bahsettim. Allah yarla ilgilenen iki tane ciddi ilgilenen kulüp var. Hull City, Acun Ilıcan'ın satın aldığı kulüp ve Anderlet. Fenerbahçe Allah yardan beklentisi var. O yüzden tutmak istiyor. Ama bonservis olarak belirlediği bedelde 5,5 milyon euro. Yani bu kulüpler bu rakama yaklaşırlarsa bu plan... Zorya'dayken opsiyonu var mıydı? Ona yakın vardı, bir rakam vardı sanki. Hatta Zorya çok ilgilenen kulüp vardı ama Zorya 4 milyonluk teklifi bulamadı. Zorya o parayı veremezdi. Zorya? Hani, Zorya o parayı vermesi. Neyse dağıldık bak şu anda aklımız. Çok mu kötü? Soğuk rüzgarlar esti bir anda. Neyse 3,5 milyon euroluk ya yani 4 milyon euroluk dahi teklifi bulsaydı alacaktı. Olmadı. Fakat şu anda Hull City veya Anderlet Fenerbahçe'nin istediği 5,5 milyon euroya yakın bir teklif verirse planlar değişebilir. Abi ben takımın ismini söyledim. Siz farklı bir şey anladınız. Yani kelime şakası yapmadım az önce. Şuraya bir daha alalım. Evet son bir kez daha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin 14 yabancısı var. Allah yardım potansiyeline güveniliyor. Bu yüzden de ikna edildi. Sözleşme yenilenecek hatta kısa süre içerisinde. Fakat bunun yanında Hull City ve Anderlet ciddi şekilde bu oyuncuyu istiyor, takip ediyor. Fenerbahçe'nin beklentisi de 5,5 milyon euro. Burada hem hocanın kararına göre hem de bu teklife yaklaşma oranına göre Allah yerle ilgili plan yeniden değişebilir. Yani eğer o teklifler o rakamlara yaklaşırsa veya hoca geldi, yok Allah yarı ben kullanmayacağım dedi, iş yine transfere dönebilir. Tabii hoca da nasıl, ya çok ne, ya ne anlatsan görecek, Sinem sonunda da, şeye evet. dönüyor konu. Hayır, hoca belli olacak, son kararı o verecek vesaire ama çünkü böyle yani. Hani izleyicilerimiz şey demesin, her söylediğin şeyin sonuna açık kapı bırakıyorsun. Çünkü açık hoca kapı belli. Olması gerekiyor, hoca belli değil. Yaklaşık 1-2 dakikamız kaldı. Sercan, ara transfer döneminde Beşiktaş'ta hareketlilik beklemiyorsun, doğru mu? Evet. Yetkililere sorduğumuz zaman aldığımız cevap bu. Sadece açık kapı demişti ya. Yani açık kapı belki bir tane olabilir mi? Belki olabilir. Can Bozdağ'ın 1,8 milyon euroluk Schalke'den satın alma opsiyonu var. Beşiktaş bunu devre arası değil, sezon sonu kullanacak. Ama orada öyle bir hamle yapılmış. Şöyle bir hamle yapılmış daha doğrusu. Schalke ile Beşiktaş bir kontrat yapıyor. Sezon sonuna kadar kiralık. Ancak bir madde var 1,8. Beşiktaş bu maddeyi kullanacağını düşünerek Can'la 4 yıllık bir kontrat yapılmış. Yani Beşiktaş 1,8'i imzalarsa o 4 yıllık mukavele devreye girecek. Bu ne demek oluyor? Örnek veriyorum. Schalke ile anlaştığın an Can olacak. Bunu Beşiktaş örneğini Talisca ile yaşamıştı biliyorsun. Anlaştı olmadı. Gitti bir anda. Beşiktaş bunun önüne geçebilmek için böyle bir plan yapmış. 1,8'i verirse 4 yıllık imzalanacak. Bir de devre arası, reklam arasında Berna Başkan'la, Berna Gözbaşı ile evet. Konuştum. Berna Gözbaşı Sayın Başkan Mert Çetin'le anlaştıklarını, Verona Kulübü'yle anlaştıklarını söyledi. Haftaya gelecekmiş, Covid'miş çocuk. Abdülkadir Parmağı da Giresun veya Sivasspor istiyormuş. Var mı son saniye transferi daha söyleyeceğiniz? Sercan Dikme, Ahmet Selim Kul, Emre Kaplan. Teşekkür ediyorum yorumlarınız ve görüşleriniz için. Muhabir masasını noktalıyoruz. Bu hafta sonu Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. Peki ilk yarı nasıl noktalanmıştı? Bir son hafta özetlerini hatırlayalım. Böylece veda edelim. Hoşçakalın.